Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün modelimizi hep beraber başlayıp yapacağız. Çok hoş ve çok zarif bir model yapacağız. Tığ battılarımızı ikişer zincir çekerek hazırladık. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, herhangi bir tığ battığımızın içine girip sık iğne ile bu şekilde ipimizi sabitliyoruz. 1-2 zincirimizi çektik. Bir defa tığımın başını doladım. Hemen yandaki tığ battıma girip 2-2 olarak aldım. Şimdi 4 zincir. 4 zincirimi çektim. Kapatıyorum buraya. Yanına tomurcuğumun bir sık iğne. 1-2 zincir. 2 zincirimi hemen yandaki tığ battıma girerek bu şekilde sık iğne ile kapattım. 1-2 zincir. Bir defa doluyorum. Yandaki tığ battıya 2-2 alıyorum. 1-2-3-4 zincir. Kapatıyorum bu şekilde. Ve yandaki hemen yanına yani bir tane sık iğne yapıyorum. Tomurcuğumu daha belirgin bir hale getiriyorum. 2 zincir. Sıradaki tığ battıya girdim. Kapattım. 2 zincir. 2-2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum. 1-2-3-4 zincir. Kapattım buraya. Yanına hemen bir sık iğne. 1-2 zincir. Hemen yandaki tığ battıya kapattım. Ara suyumuzun yapılışı bu şekilde. Şimdi çiçeğimiz için alt zemini hazırlayalım. Yuvasını hazırlayalım arkadaşlar. 2 zincir çekip tığ battı yapıyorum. 1-2 zincir tığ battı yapıyorum. 1-2 zincir 3 tane tığ battı yaptım. Burada 3 tane tığ battım var. Şimdi 8 zincir çekiyorum. Döndüm. Bir tane tığ battı bırakıyorum. İkinci tığ battıma kapattım. Buraya yuva yaptım. Dönüyorum 2 zincirle düz yüzüne. Bir defa doladım. Hemen yuvaya girip 2-2 olarak bir trabzan yapıyorum. Bir defa doladım. 2-2. 3 sefer de aldım. 2 defa doladım. Yuvaya girip 1-2-2-2 olarak aldım. Tekrar 2 defa doladım. Yine yuvaya girdim. 1-2-2-2. 4. trabzanla 5. trabzanı aynı şekilde aldım arkadaşlar. 1-2-3-4 zincir. Son yaptığım trabzanıma girdim. Buraya şimdi 6 tane sık iğne yapacağım. 1-2-3-4-5 ve 6. 7.'yi de yuvada yapıyorum. Bu şekilde buraya yaprağımı tamamladım. 10 tane zincir çekiyorum. 3-4-5-6-7-8-9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Şöyle hafif çeviriyorum. Buradan sayıyorum. 1-2-3 ve 4. 4. zincirimin arasına girip geri kalan zincirimi buraya kapatıyorum. 6 zincir çekiyorum. Ve şöyle parmağımla ittirince zaten dönüyor arkadaşlar. Bu yaptığım yuvanın içine sık iğne ile 6 zincirimi kapattım. Bu buraya birinci yuvamız. 1-2-3-4-5-6 zincir. İkinci yuvamız. Bu şekilde. Tekrar 6 zincir. Üçüncü yuvamız. Buraya bu şekilde 5 tane yuva yapacağım. 1-2-3-4-5-6 zincir. Kapattım. Tekrar 6 zincir. Yuvaya kapatıyorum. Bu şekilde. Hemen geri kalan bu 4 zincirimin içine girip dalımızın içine girdim. 1-2-3-4-5 altıncıydı arkadaşlar. Bu şekilde yuvada yaptım.
Çiçeğimizin yuvası, dalı, yaprağının birisi hazır. Şimdi diğer yaprağının yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Aynı şekilde 2 zincirle başlayıp bir defa doluyorum. Yuvaya girip 2, 2 aldım. Bir defa doladım. 1, 2, 2. 3 seferdi. 2 defa doladım. Hemen aynı 8 zincirli yeşil yuvaya girip 1, 2, İlk yaprakta arkadaşlar ne yaptıysak burada da aynı şekilde aynı sistemi uyguluyorum. Son kez 2 defa doladım. 1, 2, 2, 2 olarak aldım. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum zincirimi buraya. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 7.yi yine ana yuvada yapıyorum. Bu şekilde. Bu yaprağım da hazır arkadaşlar. Tığ battımızın içine de giriyoruz. Zincir çekmeye başladığımız tığ battımızın içine de girdik. 1, 2 zincir tığ battı yaptım. 1, 2 zincir tığ battımızı yaptık. Bu şekilde. 1, 2 zincir. Şimdi arkadaşlar şu ara mesafesi bu 2 tane tığ battı yeterli. Ve yine şu 3 tane ara suyundan yapalım. Ben örnek amaçlı olduğu için 3 tane yapacağım arkadaşlar. Arasının mesafesini vermek size kalmış. 2, 2 olarak tığ battı yaptım. 4 zincir. Kapattım. Sık iğne yaptım. 1, 2 zincir. Kapattım buraya. 1, 2 zincir. Bir defa doladım. 2, 2 olarak aldım. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum tomurcuk olarak. Bir tane sık iğne yaptım. 1, 2 zincir. Hemen yandaki tığ battıya girip bu şekilde kapattım. Tekrar 2 zincir çekip bir defa doladım. 2, 2. 4 zincirimi çekip kapatıyorum. Bir tane de tomurcuğumun yanına sık iğne. 1, 2 zincir kapattım bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar örnek amaçlı anlatım yaptığım için bu kadar yaptım. Siz ara mesafesini ayarlayıp ister 5 tane ister 6 tane koyup sonra aynı bu gösterdiğim yaprağın yapılışı gibi yapacaksınız. Şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar buraya 5 tane 6 zincirli yuvalar hazırlamıştık. Şimdi bir tanesinin içine ilk baştakinin içine sık iğne ile girdim. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. 2, 2 alarak buraya bir trabzan yapıyorum. Tekrar bir defa dolayıp 1, 2, 2 olarak aldım. Bir trabzan yaptım. 2 defa doladım. 1, 2, 2, 2 olarak aldım. Sık sık aldım. Sonuncuyu da arkadaşlar bu şekilde 2 defa doladım. Bunu biraz daha bol bol alıyorum. Bir tık daha şöyle uzun durması için. 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4 ve 5. 5 zincirimi son trabzanıma kapatacağım. Bu şekilde kapattım. Geri kalan kısmı 6 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 7.yi bu şekilde aynı yuvanın içine kapattım. Buraya bir tane arkadaşlar bu şekilde renkli bir yaprağımız oldu. İkinci yaprak için ikinci yuvaya geçtim. Bu şekilde arkadaşlar sık iğne ile geçerek aynı bu yaprağı tüm yuvalarda yapacağız. Ve 5. son yuvayı da beraber yapalım. Bir tanesini beraber doldurmuştuk. Şu üçünü de doldurdum. Tekrar finali de beraber doldurmak için geldim. Şimdi buradaki son yuvamızın içine de sık iğne ile giriyorum. Bu şekilde. Ve bir zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Yeşil yuvaya girip 2, 2 aldım. Bir zincirimle beraber buraya 2 tane trabzanım oldu. Bir defa doluyorum. 1, 2,
2. 3 seferde aldım ve 3. trabza. 2 defa doladım. Yuvaya girip 1, 2, 2, 2. 4 seferde aldım. 4. trabzanımı sıkı sıkı aldım. Yine 2 defa doladım. Son olarak bunu bol alıyorum. Bir tık daha arkadaşlar alırken uzun olması için. 5. ve sonuncu trabzanımı da yaptım. 5 zincir çekiyorum. Buraya bir tane tomurcuk ve çiçeklerim için hem de yuva olmuş oluyor. Geri kalan bu trabzanımı 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğnemi yaptım. 7. sık iğnemi de bu şekilde yeşil yuvada yapıyorum son olarak. Bir zincir çekiyorum. İpimi kopardım. Şimdi arkadaşlar son bildiğiniz gibi kenarda bırakmıyorum. Bir ilmek dahi olsa bu kestiğim, kopardığım ilmeğimi arkaya doğru çektiriyorum bu şekilde. Ve bunu burada yakıyorum arkadaşlar. 4 zincirli yaprağımın içine sık iğne ile girdim. Ve bu şekilde pembe yuvaya da bir sık iğne ile girdim. 5 zincir ve buradaki kirpiğime girdim. Bir tane kirpik yaptım. 5 zincir kirpiğime giriyorum. Yuvaya girip kirpik yapıyorum. Bu şekilde. 5 zincir kapattım buraya. 3. 5 zincir. 4 tane buraya kirpik yaptık arkadaşlar bu şekilde. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Buradaki yeşil yuvamın içine girip kapattım. Buraya bir kenar kontür yapmış olduk. Tekrar 6 zincir. 6 zincirimi yine bu 5 zincirli yuvamın içine kapatıyorum. Aynı şekilde buraya da 5 zincirlerden 4 tane kirpik yapacağız. Bu 1. 5 zincir. Bu 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu 3. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu 4. Ve 6 zincir. 6 zincirimi yine yaprağımı tamamladığım bu yeşil yuvanın içine girip kapattım. Bu şekilde ikinciyi de kontürledik. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet arkadaşlar, kış mevsiminde olduğumuz için bugün 31 Şubat. Buraya bir kar yağdırdık. Yapraklarımızın üzerine, çiçeğimizin üzerine kar yağdı. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum kirpik olarak. 5 zincir. Kirpik olarak kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kirpiğimi kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yine aynı şekilde bu yaprağı bitirdiğim sık iğnemin içine girip kapattım bu şekilde. Tekrar 6 zincir. Tomurcuğumun içine kapattım. Bakın arkadaşlar çok hoş oluyor. Gerçekten güzel oluyor. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım. 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 4 tane bu şekilde kirpik yaptım. 6 zincir. Hemen yeşil yuvanın içine sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Son yuvamın da kirpiklerini yapmak için girdim arkadaşlar.
1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapattım buraya. 5 zincir. Kapatıyorum. 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu şekilde hepsini kapattım arkadaşlar. 4 tane kirpiğim oldu. Şimdi arkadaşlar 6 zinciri çekmeden önce şu yeşil yuvaya çatmayı unutmayalım. Bakın buradaki 4 zincirli tomurcuğumun içine girip sık iğne ile kapattım. Tekrar bu pembe yuvaya giriyorum ki eşitlemek için. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. 6 zincirimi çekip yeşil yuvanın içinde buraya kapatıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kopardım. İpimi hemen yakıp dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimin ütüsüz hali bile çok zarif oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım bu güzellik kameraya da bu şekilde yansıyordur. Dediğim gibi yapraklarımızın üzerine de bu şekilde karlar yağdırdık arkadaşlar. Şöyle yapraklara da sabitledik modelimizi. Kenar suyumuz da bu şekilde sık iğneli. Evet, yapacak arkadaşlar kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.